parlamentoda oluşacak çoğunluk da parlamenter sisteme geri dönüşü kolaylaştıracak ve onu sağlayacak. Tam da böyle bir kritik eşikte insanlar neden Türkiye Komünist Partisi'ne oylarını vererek heba etsinler ve zayi etsinler? Teşekkürler İsmail. Ben sana İsmail diyebilir miyim? Lütfen, tabii ki, lütfen, tabii. Tamam. Ya şimdi şöyle, bir kere Türkiye'de siyasetin sadece seçim platformuna daraltılması ya da sandığa sıkıştırılması yalnızca Türkiye Komünist Partisi açısından bir problem değil. Aslında tüm yurttaşlarımız açısından bir problem. Çünkü seçimlere sıkıştırıldıkça siyaset ya da Türkiye'de sadece ve sadece seçimlerin bir çözüm olduğuna dair bir kanaat yaygınlaştıkça Türkiye toplumunun eli çok zayıflıyor. Yani şöyle söyleyeyim, elinde biricik Türkiye'yi değiştirme iradesi ya da kartı olarak oy pusulası olan halk aslında oy pusulasında da Türkiye'yi değiştirme iradesini yitiriyor. Şimdi bu nedenle şu kısır döngüden çıkartmamız gerekiyor ülkeyi. Biz her seçimde, yalnızca bu seçimde değil, her seçimde bir biçimde Türkiye'deki birkaç tane partiye oy verilmesi konusunda bir baskıyla karşılaşıyoruz. Yalnızca TKP olarak değil, tüm Türkiye'de böyle bir baskı uygulanıyor. Aslında bu baskının kaynağında şu var. Türkiye toplumunun, yurttaşlarımızın seçeneklerinin alabildiğine daraltılması ve birbirine benzetilmesi türünden bir şeyle hareket ediliyor. Ve şimdi iş öyle bir noktaya geldi ki aynı çuvalın içerisine oldukça farklı aktörleri doldurup Türkiye toplumunun karşısına öbür çuvalı tercih edersen başına büyük felaketler gelir türünden bir şantaj uygulanıyor. Aslında bunu iki taraf da uyguluyor şu anda. Hem Millet İttifakı da hem Cumhur İttifakı da. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye Komünist Partisi neden o istiyor? Heba olur mu? Bir kere bu bahsettiğim çuvallar, yani Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı çuvalları, yani çuval demek zorundayım çünkü gerçekten de işte bir tanesinde Hüdapar var, MHP var, BBP var, AKP var, diğerinde de işte Babacan var, Davutoğlu var, herkes var. Şimdi buralara baktığımız zaman buralarda artık parti martı yok. Yani çeşitli dengeler üzerinden, çeşitli pazarlıklar üzerinden ortaya çıkartılmış ittifaklar var ve aslında koalisyonlardan kurtulacağız dedikleri şey de koalisyonlar kurulmuş durumda. Ortada ne ilke kalmış, ne program kalmış, ne herhangi bir proje kalmış. Sadece vaatler var. Uçuşan vaatler var. Uçuk kaçık vaatler var. Şimdi böyle bir tabloda Türkiye Komünist Partisi'nden beklenen şuysa sevgili İsmail, yani ya biz bir siyasi partiyiz ama şu anda işte başa güreşecek bir seçmen tabanımız yok. O yüzden tası tarağı toplayalım, seçim döneminde şeyi kapatalım, dükkanı kapatalım, halkımız da bu iki çuvaldan bir tanesini tercih etsin. Şimdi TKP bunu yapacaksa zaten kapatsın kendini, hiçbir şekilde siyaset yapmasın. Bakın ne diyorum, zaten sadece seçimlere daraltılmış bir siyaset anlayışı var. Ve bu sefer de o seçimlerde de sizden inandığım partiye oy verme, zorunluluktan dolayı başka partilere oy ver türünden bir dayatmayla karşı karşıyayız. Bir kere bu ahlaki değil. TKP bu nedenle de şeye giriyor. Yani seçimlerde oy istiyor. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimde kararı verdik aylar öncesinde. Kılıçdaroğlu'na oy veriyoruz. Ama parlamento seçiminde Türkiye Komünist Partisi bir kere bu dayatmaya karşı oy istiyor bir. İkincisi, Türkiye'de parlamenter sisteme dönüş, işte muhalefetin çeşitli vaatleri, bütün bunlar iyi güzel ama unutulan bir şey var. Türkiye'deki sorunlar tek başına Cumhurbaşkanlığı sistemiyle başlamadı. Türkiye'deki sorunlar sadece AKP iktidarıyla başlamadı ama diyelim ki AKP iktidarıyla başladı. Yani 2002 yılının sonundan itibaren başladı. O iktidarın en önemli sorumluları, yani Erdoğan baş sorumlu belki ama işte Babacan ve Davutoğlu bu masada oturuyorlar. Şimdi demek ki Türkiye toplumuna şunu söylemiş oluyoruz biz. AKP'den kurtulmak için AKP'nin
en önemli kadrolarıyla birlikte iş yapacağız ve Türkiye'yi kurtaracağız. Böyle bir şey yok. Yani Türkiye'nin köklü sorunlarının bu şu andaki Millet İttifakı'nın bileşenleriyle çözülmesinin imkanı yok. Dolayısıyla Türkiye Komünist Partisi sözünü sakınmadan söyleyen, erken söyleyen, umudu örgütlemeye, çözümü örgütlemeye çalışan bir parti olarak tabii ki bu seçimlere girecek ve oyunu isteyecek. Ayrıca İsmail, son şunu söyleyeyim. Eminim yani bu konuyu açacaksın daha farklı şeylerde ama son şunu söyleyeyim. Bu dayatma bakın tutmuyor. Neden tutmuyor? İşte Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Millet İttifakı'ndan farkımızı herkes biliyor ve söyleyebilir. Ama Muharrem İnce'nin nedir farklılığı sorusuna Muharrem İnce şimdi kendi kendine icatlarda bulunuyor. Bir takım farklar üretiyor. İşte ben şöyleyim diye. Ama inandırıcı değil. Ama demek ki Muharrem İnce bir dert haline geldi muhalefet için. Neden? Çünkü bu toplum bu dayatmayı reddediyor. Yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki bir ikileme sıkışmak demek ki istemiyor ki bu kadar popüler hale geldi Muharrem İnce. Bu ne kadar sandığa yansır bilemem. Ama muhalefetin başını ağrıtan bir noktaya geldi. O yüzden de bu türden